Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri. 502 sıra sayılı bazı vergi kanunu ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubum adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisi bizi ekranları başında izleyen Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Evet, konumuz aslında vergi kanunu ama ben özellikle bugün gündemde olan ve kendi seçim bölgemi ilgilendiren, seçim bölgemle alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki her bir arkadaşımın mutlaka haberdar olması gerektiğini düşündüğüm bir konuya değinmek istiyorum. Belki İstanbul 3. Bölge milletvekillerimizin bilhassa başta olmak üzere ve diğer İstanbul milletvekillerimizin dikkatini çekecektir. Ben Ataköy'de oturuyorum ve Bakırköy'e bağlı Ataköy. Orada 30 yıllık bir tarihi geçmişe sahip bir spor kulübümüz vardı bizim. Bu spor kulübünde benim iki evladım, biri 21 yaşında, biri 18 yaşında, uzun süreler farklı farklı spor dallarında spor yaptılar. Burası şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin idaresinde belediye olarak ve iki gün öncesinde yıkımı başlamıştır buranın. Burayla ilgili maalesef bilemiyorum birçok hakikaten kaygı verici iddia var. Ve bir türlü sebebi de açıklanmıyor. 30 yıldan beri ruhsatlı ve o bölgenin özellikle çocuklarını koruyan, kollayan, spor çünkü önemli kötü alışkanlıkların da önüne geçen çok önemli enstrümanlardan bir tanesi, en önemli faaliyetlerden bir tanesi. Hepimiz çocuklarımızı spora yönlendirirken özellikle Bakırköy'ün göbeğinde olan bu tesisin bu şekilde yıkılması, bir belediye kararıyla yıkılması kabul edilebilir bir durum değil. Bu anlamda Bakırköylüler gerçekten ayaklanmış durumda. Şu an iki günden beri hem emniyet güçlerimizle hem orada yıkımı yapmak isteyen belediyenin yetkilileriyle karşı karşıya gelmekteler. Sayın Bakanımız başta olmak üzere. Kendisi Maliye Bakanı ama burada oturan her bir milletvekilimizin bu olaya bir şekilde doğru bir müdahalede bulunması gerektiğini düşünüyorum ki orada sakıncalı bir durum ortaya çıkmasın. Bunun çözülmesi gerekiyor. Konu buradan açılmışken özellikle iki talebi de iletmek istiyorum. Boks branşında milli sporcularımıza bir burs verilmekteydi. Bu sporcularımızın bursu 1410 liradan 400 liraya düşürülmüştür. Bu anlamda milli sporcularımız özellikle B ve C grubunda olanlar A grubuna geçmek için bu bursu hem eğitimde hem sporda kullanıyorlar. Şunu söylüyorlar, diyorlar ki evet biz herkese sahip çıkalım. Manevi olarak da Suriye'den gelen kardeşlerimiz de bizim için hakikaten bunlar da sporcumuz olsun. Bunlara da burs verilsin ama onlara 1000 lira verilirken bizim bursumuzun 400 liraya düşürülmesi, 410 liraya milli sporcu olarak düşürülmesi bizi gerçekten çok zor durumda bırakacaktır. Bu konuda bir incelenip mutlaka düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3. ligi için deplasman, konaklama ve yol giderleri olarak o küçücük takımlara, bunlar kız takımları, kız futbol takımları, her bir kadının bence özellikle kızlarımıza ve kadınlarımıza özel bir hassasiyetinin olması gerektiğini düşünüyorum. 2000 lira maç başı ücret para veriyordu. Bu parayı da Spor Bakanlığı bu yeni bir düzenlemeyle tamamen iptal etmiş durumda. Bu durumda özellikle bir takımdan bana gelen talebi iletmek istiyorum. Ordu Rusumat 4. takımı kız futbol takımı diyor bu takımın koçu ve şunu söylüyor, diyor ki hocası, antrenörü şunu söylüyor, diyor ki burada oynayan kızlarımızın önemli bir bölümü ya yetim ya öksüz, ana babaları yok. Bu çocuklar bu spora tutunmuş durumda ve hayallerinde, hedeflerinde bir kısmının spor hocası olmak var, bir kısmının iyi bir kız futbolcu, kadın futbolcu olma hayali var. 2000 lirayla biz bunu yapabiliyorduk ama bugün itibarıyla bize verilen bu para tamamen kesildi. Gerekçeyi sorduğum vakit şunu söylediler bana, kötüye kullanılıyor bazı yerlerde. Ben buradan bilhassa iktidar partisine seslenmek istiyorum, hükümetimize seslenmek istiyorum. Eğer bir yerde kötüye kullanım söz konusuysa, bu kötüye kullananları tespit edip, bu anlamda gerekli cezalandırmalarda bulunup, aslında böyle bir yolu mu izlemek daha doğru veya bunu yapmak yerine aslında tüm ülkemizi kapsayan, Türk kızlarının tamamına bir teşvik olacak olan kız futbol takımına verilen bu 2000 lira maç başı parayı mı kesmek daha doğru, yanlışı önlemek adına? Bunu da ben burada oturan her bir kadın milletvekilimizin vicdanına teslim ediyorum. Kızlarımızın sesi oldum buradan. Sizler de lütfen o duyarlılığı gösterip bununla ilgili atılması gereken adımlarla ilgili gerekli
hareketlerde bulunursanız ben sevinirim. Bu talebi buradan dile getirdim. Saygıyla selamlıyorum hepinizi.